Güzel bir hafta sonundan, güzel bir cumartesi gününden yine merhabalar sevgili izleyenler. Yaşam Pusulamız Burçlar programına bugün de hoş geldiniz. Evet, yine gökyüzünü değerlendirmek adına Emel Menekşe Hanım'la beraber yine bizler sizlerle birlikte olacağız. Ve bugün, bu hafta daha doğrusu, önümüzdeki hafta çok önemli bir durum söz konusu. 7 Nisan'da yeni ay Koç burcuna geçecek ve yeni ayın Koç burcuna geçişiyle dünyada, Türkiye'de ve tüm burçlar üzerinde ne tür etkileri olacak, bunları anlatmaya çalışacağız ve özellikle finansal konularda, özel yaşamda, sosyal yaşamda bizleri neler bekliyor, bunların değerlendirmesini bugün yapacağız. Emel Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyiyim, teşekkür ederim. Siz? Ben de iyiyim. Çok enerjik gördük sizi. Çok böyle yeşiller, artık baharın gelişi. Hava çok güzel. Cıvıl cıvıl bir şekilde. Aslına bakarsanız dışarıda bir gün program yapabilir çok miyiz? Çok güzel olurmuş. Evet, çok güzel bunu olur. Planlamadık ama dışarıda çok güzel bahçeniz bir güneş var. Bahçeniz de çok güzel. Var. Yani gerçekten ETV'nin bahçesi harika. Daha sonraki bir zamanda inşallah dışarıda güzel bir program yapabiliriz. Evet. Belki teknik arkadaşlar da buradan duyuralım. Kesinlikle, evet. Çünkü buradan artık duyuralım. Bu baharı çok iyi değerlendirmek gerekiyor, değil mi? Evet. Yani sizden de gördüğümüz gibi yeşilleri çekip gelmişsiniz. Güzel bir etki. Başlamış. Yeşiller. Koç etkisi demek ki bizi çok güzel, tabii, çok enerji dolu bir hale getirecek gibi görüyorum ben hem kendimden, evet, hem sizden hem çevremden. Evet, biraz yeşillenelim dedim. Evet, artık tam zamanı zaten. Yani artık baharın gelişiyle özellikle yeni ayın Koç'ta oluşu, Venüs etkisi bizleri çok güzel hareketlendirecek, çok enerji dolu, çok sevgi dolu bir hale getirecek diyebilir miyiz? Evet. Evet. Sevgi dolu ve hareketli bir hale getirecek. Malum Koç'un olduğu her yer zıp zıp, yani kıpır kıpır, değil mi? Dağ bayır gezen, işte otlayan, her çiçekten seyahatler başlayacak. Her çiçeği koparıp koparıp atan bir Koç yapısını düşündüğümüz zaman oyuncu, gerçekten çok atılgan, çok enerjik ve hayata çok daha neşeli bakan bir yapıya bürünebiliriz. Çünkü bu Koç'un yapısı. Biz Burcun kendisiyle o zaman olan gezegen olaylarını birleştirip, biliyorsunuz, gezegenin o yapıyı artık vermeye başladığını görüyoruz. Yani Venüs Koç'a girecek. Yeni ay Koç'ta olacak. Evet, çok hızlı ve hareketli bir dönem. Bu ne demek? Evet, Venüs'e ilgilendiren konularla Koç'un yapısının birleşmesi demek. Çok güzel. Yani Venüs'e ilgilendiren konular aşk konuları. Koç, finansal konular, hızlı gelişmeler. Yeni ayla birlikte de ne başlayabilir? Koç'la ilgili hangi konular olabilir? Koç'un ileri atılganlığı, bir işe girişmesi ya da fikir değiştirip başka bir alana ya da hiç ummadığı başka bir sürpriz şeye, bir gelişmeye sürpriz olabilir. Gelişmelere, evet, sebep olabilir. Ve ani kararlara sebep olabilir. İşte bu ani kararlar kısmını birazcık açalım, hatta altını çizelim. Burada kararlar. Biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Tabii, evet. Çünkü Koç her zaman ani kararlar vererek bazen yanlış seçimler yapabiliyor. Kısa süreli kararlar alabiliyor. Sonradan kötü şeyler olmaması açısından burada birazcık bizim aslında biraz kendimizi de yavaşlatmamız gerekecek kararlarımız konusunda, değil mi? Özellikle Venüs'ü ilgilendiren konularda. Özellikle aşk konuları, evet, parasal konularda temkinli olmamız gerektiği bir dönem aslında, değil mi? Zararlarını görmemek finansal açısından. Finansal yatırımlarımıza çok dikkat etmeliyiz. Hani bize çok çekici gelebilir her şey. İnsanlar ve yatırımlar çok çekici gelebilir. Evet. Özellikle borsada uğraşanların bu dönemde tamam çok güzel girişimler o konuda çok iyi gelebilir onlar için ama bir taraftan bir da... Bir gelecek gibi düşünmesinler, değil tabii mi? Tabii Uranüs Koç'ta çok güzel devrim yaratılabilir yapacaklar derken ama Plüto Oğlak'ta ona kare yapıyor. O yüzden hala Uranüs Plüto karesi varken, evet, yani yaptıkları atılımlarda hayal kırıklığı, yanlış kayıplar seçimler, olabilir, kayıplar. Yanıltıcı kararlar mutlaka olabilir. Bu dönemde aslında biraz güzel gördüğümüz şeyler bize sınav olarak da, kötü bir sınav olarak da geri dönebilir. O yüzden biraz daha hızlı düşünmeden ani kararlar vermememiz açısından dikkat etmemiz gereken bir dönem aslında, değil mi? Yani aslında bu dönemde
çok fazla insanları gördüğümüz biçimde algılamayalım. Farklı bir biçim mutlaka çıkacak arkasından. Yani biz olumlu gördüğümüz her şeyi yeni aydan sonra bir 15 gün içerisinde farklı görmeye başlayabiliriz. Daha gerçekçi mi görmeye Dolunay'da başlayacağız? Dolunay'da hayal kırıklıklarını yaşayabiliriz. İşte o giriştiğimiz işlerden. Yani yeni ayda yapacağımız o girişimlerde Koç çok güzel enerjiler verecek. Ama tabii biraz da yanıltıcı etkiler de verecek. O Plüto karesi Uranüs'e yaptığı kare burada o etkiyi yaratıyor. Tabii Venüs Koç'tayken çok zayıftır. Venüs'ün ilgilendiren ve güçlü kılan burçlar işte su grupları ve Venüs'ün kendi burçlarıdır. İşte terazi ve boğadır. Ama şu an Koç'ta hiç alakası olmayan, yani Venüs'ün yapısına uygun olmayan, mantığıyla hareket eden ve çok daha somut şeylere inanan gerçekçi bir Koç burcu Venüs'ün yapısına terstir. O yüzden de Venüs'ü çok güçlü kılmaz. Yani güçlü aşklar oluşmaz. Olmaz. Gelip kısa geçici, süreli. Gel geç gönüllü. İşte insanları hızlı olup bitecek belki de, değil o mi? O anda cazip ve sadece heyecan verici. Gelip, ve o heyecanın bir anda çok, bitebilecek evet, çok çabuk sönücü olacağını görebilirsiniz. Yanıltıcı etki çok fazla Koç'ta. O zaman fazla aslında Koç'ta. Bu dönemde böyle bir ilişkiye başlama konusunda biraz daha düşünmemiz, hatta bu süreci atlatmamız gerekiyor. Kesinlikle hem oyalamak lazım konularda, bu durumu. Evet, hem parasal ve hem özel hayatta aşk ya da ilişki boyutundaki durumları biraz daha beklemeye almamızı en azından önerebiliriz, değil mi izleyicilerimize evet, de? Yani, biraz beklemeye aslında. Biraz daha bekleyelim. Özellikle kadınların bu konuda çok yanılabileceğini söylüyoruz. Çünkü Venüs'ün etkisiyle kadın erkek fark etmez aşk konuları diyebiliriz ama Venüs kadın cinselliğini ilgilendirdiği için bir de Koç da Mars gezegeni olduğu için eril yapıyı ilgilendirdiği için Koç yanıltıcı etki verecektir ona. Bu demektir ki erkek yapısı kadına yanıltıcı etki yaratacak. Yani o yüzden bayanlarda bir yanılma. Evet, kadınların bu konuda çok daha dikkatli olması gerekecek demektir. Dikkat almamız gereken konular. Bir de şöyle bir şey söz konusu olabilir. Fiziksel savaşları başlatan etki, hani Mars'ın etkisi. Tamam, çok güzel, coşkulu hissedebiliriz. Daha böyle enerjik hissedebiliriz. Ama bu enerjiyle öfkeli de olabiliriz. Plüto karesinde olan o öfkeli tavrı, bir taraftan işte Satürn yayda sert birliktelikler de olabilir aslında. Yani evet, sert bir yapı agresif olabilir, bir agresif bir yapı olabilir, tartışmacı ve fiziksel şiddet içeriği olabilir. Bu ayrıca ülke bazında baktığımız zaman da etkisi gerçekten bu hafta biraz hani yeni aile birlikte biraz daha hani bir çatışmayı başlatıcı olabilir. Yani çok zor söylüyorum farkındaysanız. Evet, ama söylemek istemediğim şeyler umarım yaşanmaz tabii. İnşallah. Yani çünkü Koç orada savaşvari bir yapı durumu söz konusu olabilir. Ve insanların kendine özgüvenini artıracağı için insanlar karşı tarafa çatışmada her zaman daha güçlü olduğunu hissedip tamam şimdi sırası bu çatışmanın diyebilirler. İnsanlar. O yüzden çok güçlü olduklarını, Koç etkisiyle. Tabii inatlaşma boyutu olabilir, ülkeler arası bir takım mücadele babında bir şeylere girişilebilir ve tabii ülkelerin haritasında hani Koç'un bulunduğu alanlara bakmak lazım. Hani hangi ülke bu konuda daha zayıf, daha şeyse daha çok zarar görebilir. Türkiye genelinde 10. ve 11. evi etkileyecek sanırım. Tabii. Değil mi? Daha çok yöneticilerle alakalı ve dış ülkelerle iletişimimiz, arkadaş, daha doğrusu komşu ülkelerimize belki de bir takım sıkıntıların da aslında ortaya çıkabileceği söz konusu diyebilir miyiz? Yani yükseleni yengeç 9. evi, yani yabancılarla ilgili konuları ilgilendirdiği için Koç'ta mutlaka yabancılarla ilgili bir sorun yaşayacağız demektir işte. Dış ülkelerle bir iletişimde biraz problemlerin söz konusu olduğu bir dönem diyebiliriz belki. Bu ancak ne zaman rahatlayabilir bu durum? Boğa'ya girdikten sonra, hani 22'sinden sonra. Çünkü 10. evi Boğa'da olan bir ülkeyiz. O yüzden de daha güçlü olacağımız zaman Nisan sonu Mayıs. Mayıs gibi. Bu yüzden umarım o döneme kadar herhangi bir sıkıntı yaşamayız. İnşallah. Şimdi yeni ayın kimleri ne şekilde etkileyeceğine gelelim isterseniz. Sırayla gelelim. Koçları tabii ki çok fazla etkileyecek. Yeniden başlamak gibi her şeye. Yani Koç'un o çocuksu yapısı, hayata yeniden başlamak ya da bir şeylere yeniden başlamak gibi.
sanki bir şeyin startı gibi, tarottaki joker kartı gibi, yani o başlangıç aşaması. Daha henüz şekillenmemiş, daha yeni doğmuş bir bebek gibi. Çocuk, hani ruhlu, daha koçlar. Yeni hareketlenmeye başlamış o heyecanla, hani adımlarını atıp koşmak istercesine bir coşkuyla bir şeylere yeni başlamak. Tabii bu his çok güzel bir duygu. Ama bu his bize güç verse de attığımız adımlarda çok da dirayetli, çok da tecrübeli olmadığımız için ayağımızın tökezleyebileceğini, yanlış taşa basabileceğimizi ya da yanlış yola girebileceğimizi de gösterebilir. Evet. Bu yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Hani gireceğimiz konular, girişeceğimiz şeylerde belki biz kendimizi öyle hissedersek hani tabii bunu herkes hissetmeyebilir. Daha çok hani koçu ilgilendiren haritasındaki yoğun Venüs-Mars girişimlerle alakalı evlerle eğer koç donatılmışsa, hani o etkiyi almışsa, güçlü etkiyi, o insanlarda bu daha fazla var. O yüzden biz kendimizi öyle hissediyorsak eğer hemen bir bilene danışalım. Bir işi yapacağımız zaman mutlaka bir bilene danışalım. Koçun danışabileceği bir bilen kimdir? Mutlaka karşısındakidir. Yani koç teraziye danışabilir bu durumda. Çünkü zaten terazi bu dönemde şu an etkili bir pozisyonda. Terazide biliyorsunuz ay tutulması oldu. Ay tutulmasının etkisini şu an yeni ay hala taşıyor. Evet. O yüzden koç teraziden akıl almalı. Evet. Yani karşısındaki burç da terazi. Bu ilginç bir tesadüf değil yani. Yani ay tutulmasının terazide olması, o terazinin daha olgunlaşması anlamında. Koç gidecek, teraziye danışacak. Fikir alacak. Yani koç burcunun etrafında terazi varsa olgunluk ve tavır konusunda terazi onlara yardımcı olabilir. Ruhsal rehberlik kesinlikle orada mi? Hani bir şeye girişeceğiniz zaman bir bilene danışın. Evet. Koçlar diyorum. Değil mi? Evet. Özellikle yükseleni koçlar güneşi koçlardan çok daha fazla bu etkiyi görebilirler. Çünkü yükselen burcumuz bizim asıl direksiyonumuz. Daha seçimlerimizi yani genellikle yola, yaptığımız için. Değil mi? O sokuyor bizi. Direksiyon. Seçimleri hep evet o direksiyonla yapıyoruz. Hep beni tanımın direksiyonu orada. Yani seçimi yapacağımız zaman yükselen burcumuza bakarız. Oradaki tavır neyse, yani oradaki burç neyse o tavrı gösterip o şekilde o duyguyla seçim yaparız. Bu yüzden yükselenler seçimi belirler. Daha dikkatli olmaları gerekiyor. Güneş burçlarımız değil aslında evet. Bakarsanız. Evet. Ve koçların da hani yükselen koçların daha fazla etkili olduğunu görebiliriz hatta bu durumda seçimlerde. Hatta şöyle de diyebilir miyiz? Ateş grubundan olanların birçoğu daha çok etkilenecek. Belki yükselen burcu ateş grubundan yine aslan, yay, koç ve öz burcu etkileyecek olan kısımlar diyebiliriz. Kesinlikle. Çünkü ateş grubunu etkileyecek. Mars'ı, Venüs'ü bunlar etkileyecek. Ateş gruplarında olanlar ayrıca da. Yani Mars'ınızda bir ateş etkisi varsa mutlaka etkileneceksiniz. Koç varsa zaten yani o kesinlikle atılımlarla alakalı olduğu için çok teşekkür ediyorum. Çay programı da iyi gidiyor. Bundan sonra her zaman isteyeceğim. Teşekkür ederim. Yani Koç burcunun etkisi çok güzel bir etki olabilir. Mars'ı Koç'ta olanları fiziksel olarak enerjiye sürükleyebilir ama Mars bir anlamda savaş olduğu için biraz daha çatışmacı, karşı tarafa hemen fevri yaklaşımlar gösteren. Belki aslında kötü bir niyetle değil tabii. Bizi fevri hale getirecek değil mi? Yani anı çıkışlarımız olacak belki. Kötü belki enerji patlamaları diyelim. Evet, çok fazla enerji yani olacak bir yerde. Değil, çıkacak bir yerden. İletişimimiz bile aslında kavga eder gibi olacak aslında. Hani bu olumsuz anlamda değil. Bizi o hale sokacak. Evet. Değil mi? Öyle diyebiliriz. Kesinlikle. Yani biz zaten hani enerjik hissediyoruz. Orada enerji birikimi oluyor. Ve bir yerde patlaması patlıyor. Gerekecek. Ortalığa hareket çıkması gerekecek. Hareket ve konuşmalarımıza yansıyacak. Bu da en doğru. Güzel etkiyi böyle çatışmalarda gösterecek. Evet. Dediğim gibi hani haritanızda güneş, yükselen, Mars ve Venüs etkisinde varsa çok daha fazla etkileneceksiniz. Yeni girişimlerinizde neler yapabilirsiniz? Yeni girişimlerinizde koçu ilgilendiren konular daha çok hani
aşk konuları olacak tabii Venüs'ün etkisiyle ama... Bir de finansal konulardı, parasal konulardı. Bir de şöyle bir şey var, aileyle ilgili. Evet. Ataerkildir koç. Hmm, yani dördüncü evi ilgilendiren... Çocuğu, eşi, annesi, tabii, babasını etkileyecek, kardeşlerini tüm etkileyecek. Tüm aileyi etkileyecek. Hani dördüncü evi etkileyecek konular da gündeme gelecektir. Bu da hani akrabalarla... Kök. Aileyle, bunlarla alakalı konuları gündeme getirecektir. Evet. Orada bir sevgi oluşumu olabilir. Yani Venüs aileye karşı sevgiyi, orada birleşmeyi artıracak konular gündeme getirebilir. Ha, bu olumsuz etkilerle de bir araya gelebilir. Bazı ders verici olaylarla da gündeme gelebilir. Hani ailede olan bir olayın insanları bir araya getirip, onları birleştiren ve sevgiye sebep olacak. Tabii sevgiye sebep olacak bir olayın bir atmosfer ortaya söz konusu olacak. Tabii o atmosferi yaratan da işte o olay olacaktır muhtemelen. Tabii kişilerin haritasına göre bu durum değişebiliyor. Tabii ki. Kimisinde çok mutluluk verici bir hani düğün olabilir. Tabii. Doğum bütün olabilir. Toplanması gibi. Tabii değil mi? Doğum çok olabilir. Önemli bir konu olabilir. Herhangi bir konu olabilir. Ya da işte hastalıklar olabilir. Evet. Tabii Allah korusun ölümler olabilir. Hani ölümün iyisi kötüsü şeklinde ayırt edilmez tabii ki. Hani iyisi olmaz yani bu kötüdür diye düşünüyoruz ama bazen de bazı ölümler de insanlara ders verdiği için bir takım olumlu etkileri aile içerisinde sebep olabiliyor. Mesela küsler barışabiliyor. Değil mi? Vesile olabiliyor. Yani bu tür durumlar da olabiliyor. Evet. Yani bu etkileri yaratıcı olaylar yeni ayla birlikte yaşayabiliriz. Yeni ayın neticesinde bunlar oluşabilir. Evet. Uranüs ile Plüto karesinin tabii temeli çok uzun zamandır var. Bu konuda tabii oğlaklar da olumsuz etkiye maruz kalabilirler. Çünkü yeni ayla birlikte hani koç devrim yaratmak isteyecek birazcık. Tetikleyecek ama Plüton'un oğlağa verdiği zarar hala devam ettiği için oğlaklar o koçun yanılgı çerçevesinde kendileri de hani pay alıp daha çok yanılabilecekler. Oğlaklar bir şeylerden kurtulmaya çalışırken bir şeylere artık çözüm olsun diye sarılabilirler. Evet. Bu durumda sarıldıkları şey onlara çözüm yerine belki daha çatışmacı, daha yanlış bir karar olarak geri dönebilir. Evet. O yüzden oğlakların da bu durumda çok dikkat etmeleri gerek. Yani verdikleri kararda neyle ilgili olursa olsun, kişiler hakkında, olaylar hakkında verdikleri kararlar olumsuz bir şekilde kendilerine dönebilir. Evet. Yani daha oğlakların da bu konuda daha düşünerek hareket etmeleri gerekiyor. İşte aslına bakarsanız hani yeni ay bizi o ham halimizle başlangıç gibi düşünün. Öyle bir duruma sokacak. Yani her şey yeniden başlıyormuş gibi değil mi? Şimdi balıktan hani koça geçiyoruz ya. Hani, evet yeni baştan başlıyor her şey aslında. Sudan çıkmış balık. Geri sarıyoruz şu an. Yani sudan çıkan bir balık oluyor koça aslında. Hayata yeniden başlıyormuşuz gibi. Yani balık suda gezer. Ondan sonra koça dönüştüğü zaman durum. Hani insanın evrimini düşündüğümüz zaman koça dönmesi için sudan çıkması gerekir. Sudan çıkmış balık dediğiniz gibi. O yüzden koçları ben kalırım. Bir anlayacağız aslında değil mi? Yani sudan çıkmış balık olacaklar. Bir takım yeni olan yeniliklere belki de bir anda adaptasyon sağlayabiliriz. Bir bakacaklar etraflarına ne sanki. Yapıyor, ne yapacağım şu anda? Yeni dünyaya düştüm. Evet, modeli olacak öyle yani. Öyle olacak yani. Ya da yontulmamış bir heykel. Yani evet. O yüzden olaylar onu yontmaya başlayacak sonra. İşte dolunaya bir kadar... Bir dönüşüm artık. Evet. Yeni bir dönüşüm. Kesinlikle ama inanılmaz bir şekilde hani hiç alakasız, hiç beklenmedik bir dönüşüm. Evet. Tamamen bambaşka, hiç ummadığımız bir dönüşüm olabilir bu. Bu da kayıplar da söz konusu olabilir. İşte onu söylemek istiyorum. Yani, hani sizin diliniz varmıyor. Evet. Ben direkt objektif olarak anlattığım için işte burada yengeç etkisi dönüşüm devreye giriyor. Dönüşüm her şeyi gerektirebilir daha bazen. Daha sevimlileştirerek, yumuşatarak ondan direkt gerçekçi olarak... Evet yani biraz dersli ve sınavlı bir dönüşüm söz konusu olabilir. İşte dediğimiz gibi kayıplar vermemek açısından da biraz bilinçli olmamız gerekiyor. Yani bu dönemde nelerin karşımıza çıkabileceği konusunda biraz daha düşünerek hareket etmemiz. Belki biraz daha mantıklı olmaya çalışıp daha frenleyerek kendimizi hareket etmemiz gerekiyor. Evet bu arada yüzünüz çok güzelmiş. Gözüm takılıyor durmadan. Teşekkür ederim. Uzun zamandır takıyorum. Burada dikkat, daha yeni dikkat çekmiş. Şu an zamanıymış onun verdiği enerjinin. Onu değil hissettim. Her taşın, her takının bir enerjisi var. Evet. Demek ki bu dönemde bunun da etkisi kesinlikle olacak. Etkisi var şu an sizde. Tamam. Şimdi
yeni ayın işte etkilerinin, bu yanlış verilen kararların sonuçları da işte dolunayla birlikte ortaya çıkacak diyoruz. Hani dolunayın zamanını söyleyelim. Yine yüzleşeceğiz bir takım şeylerle. Mesela yeni ayın 7'sinde başlamasıyla birlikte zaten süreç 28. gün tamamlanma. Evet. 28 Nisan gibi değil mi? 28-29 Nisan. Yok, 22 Nisan ama bir önceki dolunaydan itibaren 28 oluyor. Bir önceki dolunay 28 günde bir dolunay olduğu için. Dolunay oluyor, evet. Evet. 22 Nisan'da olacak. Güneş de zaten 19'undan itibaren boğaya giriyor bu sene. Çünkü 29 çekti Şubat. O yüzden 19 Nisan'da girecek. Ve ondan sonra dolunay Akrep'te gerçekleşecek. Evet. İşte dolunayın Akrep'te gerçekleşmesi demek zaten işte 1 Mars zaten Koç, evet, 1 Mars'ta 1 Mars Akrep. Zaten Mars'ın işte orada olgunlaştıracak ve tamamlanmayı sağlayacak ve derinlerdeki o korktuğumuz şeylerle yüzleşeceğimizi gösteriyor. Gizli olan bütün her şey ortaya çıkacak belki. Evet, Akrep yani biraz gizli saklı kalmış konuları da gündeme getireceği için ve dipleri eşeleyecek. Dipleri çıkaracak aslında. Yani Koç çok yüzeyde gidip o sevimli tavrıyla gezerken aslında bir tuzağa düşebilir modunda. Ama Akrepler mümkün değil. Yani işte olgunlaşma sürecinde Akrebe biz dönüşmesi gibi düşünün. Yani Koç'un olgunlaşması Mars'ta Akreple oluyor. Evet. Yani her gezegenin hani iki burcu sahip olduğunu düşünecek olursak. Çok farklı oluyor tabii. Hani Venüs de terazi çocuksudur biraz daha mesela. Boğa Venüs daha olgun bir tavırlıdır. Boğa daha olgun bir tavırlıdır. Daha kalıp. Ha, kalıptır. Ama burada terazi gerçekten yol gösterici olacaktır Koç'a. Ve Boğa ile birlikte zaten Dolunay'ın Akrep'e girmesi o dönemde Venüs'ün çok etkili olacağını, Venüs'ün çok güçleneceğini görebilirsiniz. Yalnız şöyle bir şey var. Tam Boğa'ya girerken Venüs'ün karesi var Plüto'yla. Yani yine biraz işte Oğlak'la Koç'un işte karesi orada yine. Yine Venüs zaten Boğa'ya Uranüs geçecek kare değil mi? Plüto. Yani Nisan sonlarına doğru Venüs Boğa'ya geçecek. Yani 19 Nisan gerçekten zor bir gün olabilir. Ay terazide o gün adaletle ilgili konular gündeme gelebilir. Hukuksal konular söz konusu olacaktır. Yani bu belki tabii fiziksel hukuk da söz konusu olabilir. Evet. Venüs'ün Plüto ile karesi, bir de zaten Uranüs Plüto karesi var. Evet. Yine Koç'la Oğlan karesi. Hem Venüs'te hem Uranüs'te Plüto kare yapacak. Fiziksel güç olayları dediğiniz gibi belki yani, savaşsal anlamda bir takım sıkıntılar, güç gösterisi evet, söz güç konusu gösterisi olacak. Hem insanlar arası belki hem ülke bazında. Boğa zaten güç gösterisini çok mi sever. Evet, evet. Biraz tetikleyecek o hali bizleri. Belki evet, işten dünyamızda. 3 gün sonra Dolunay Akrep'te olduğu zaman da zaten bunu çok daha rahat göreceğiz. Ve Dolunay Akrep'ten itibaren rahatlamaya başlayacağız ama. 3 gün yani 19, 20, 21'i çok dikkat etmemiz gerekiyor. Nisan ayı için değil mi? Evet, kesinlikle. Ay Akrep'te ve zaten Venüs ve Uranüs Plüto ile kare yapmakta ve Güneş Boğa'ya girmiş durumda. Şimdi bizim zaten ama şöyle bir şey var. Hani Güneş'in Boğa'ya girmesi bizim dedim ya 10. evimizin Boğa'da olmasıyla birlikte daha güçleneceğimiz bir dönem. Bu açıdan Türkiye biraz daha şanslı olabilir. Hani Boğa'nın güneşiyle birlikte hani evet, daha güçlü bir etki olacaktır evet, belki ülke daha bazında güçlenebilir. Bu yüzden hani o çatışmada tek tutunabileceğimiz taraf orası olabilir. Bizi güçlendirecek evet, en azından. Evet, öyle bir ümit var yani orada en azından. Sonra 22'sinde de Venüs birleşiyor Uranüs'le ve kare halinden çıkıyor olacak, zaten. Kare halden çıkıyor. O yüzden güzel etkiler. Güzel etkiler olacak. Tabii ay yaya giriyor falan, ay yaydayken güzeldir. Daha ılımlı etkiler yaratır. Duygularımız da özgür ve çok daha sıcak, rahatlamış hissedeceğiz. Sıcak oluruz. Belki, evet. Çok daha İyi sıcak bir enerji oluruz verecektir. Evet. Güzel etki verecek. Sadece 28 Nisan'a kadar çok güzel bir hafta geçireceğiz. 28 Nisan'da da Merkür gerilemesi var. Evet, iletişimde biraz sıkıntılar söz konusu evet, olacak. Boğa'da geri gideceği için yine biraz ifade sorunumuz olacak. Yani biri bitiyor biri başlıyor evet, diyeceksiniz ama bu böyle, hayat böyle. Yani olacak bize bir hafta göz açtırır.
3 hafta sınar. O zaman yani biz öyle düşünebiliriz. İçe çekimler başlayacak bu anda gerçekleşecek olan Merkür gerilemesinde. İletişimlerimizde, ikili ilişkilerimizde, dediğimiz gibi belki hani başka ülkelerle olan iletişimimizde, genel anlamda bir iletişimde kopukluk, yanlış anlaşılmalar belki. Ne zaman güzel olacak her şey biliyor musunuz? Mayıs, 30 Nisan'dan itibaren Mayıs'a girdikten sonra. Öyle mi? Evet. Her şey güzelleşecek mi? Yani 30 Nisan'da Venüs Boğa'ya girdikten sonra... yerini buluyor ya Boğa. Gerçekten evet kendi yerini bulduğu dönemde çok güçlenecek. Orada güçlenecek. İşte orada kalıcı ilişkiler, kalıcı etkiler. Gerçekçi olacak. İnsanların içine sevgi, aşk, başka tohumlar. Barış. Tabii barışı. Sanat ruhu her zaman için insanları barışçıl kılar. Evet. Sanatı yok etmenin hiçbir anlamı yoktur o yüzden. Evet. Tam tersine savaşçıl görüşler sanatı yok eder. O yüzden sanata ve sanatçıya değer vermeyi öğreneceğiz. Tam o dönemde başlayacak. Evet. Çok güzel. Çünkü bunları yok etmenin aslında daha çok kötü olayları tetiklediğini ve savaşı tetiklediğini daha net görmeye başlayabiliriz o dönemde. Bu arada bir yudum çayımdan içelim. Tabii ki. En azından dediğiniz gibi Boğa'ya geçiş döneminde biz bir takım şeyleri daha kalıcı, hayatımıza daha kalıcı, daha oturaklı hale getireceğiz. Bir takım kararlarımızda, iş hayatımızda belki özel hayatımızda bir takım şeyleri daha kalıcı olması için, daha güven içerisinde yürütmek için bir takım şeylerin daha güzel olacağı bir dönem bizi bekliyor diyebiliriz en azından. Tabii ki yani ve işte bu döneminde şimdi baktığımız zaman gökyüzü olaylarına tek tek, en güzel zamanın 30 Nisan'dan sonra olduğunu görüyoruz. Tabii Nisan da güzel. Hani Dolunay Akrep'le işte o bir hafta çok güzel. 22'si ile 28'i arasındaki o bir hafta da çok güzel. Ama asıl 30'unla başlayan dönem çok daha güzel olacak. Ve Boğa etkisinde olan, haritasında Boğa olan herkes oradan güzel nasipler alabilir. Zaten Boğa sahiplenici bir etkiye sahiptir. Hani bir de kış uykusundan uyandı. Artık boğalar ortalıkta yoktu. Hani yavaş yavaş evet ortaya çıkmaya başladı. Demek ki. Ve boğayı ilgilendiren konulara artık dönmeye başlayacağız zaten. Tam mevsimi başlıyor çünkü. Şimdi hep koç diyoruz. Sonra sıra boğaya gelecek. Boğaya onlar hareketlenecek. Tabii. Artık. Yeni ay boğaları nasıl etkileyecek? Koçları böyle etkileyecekti. Evet. Boğaları da koçlardan sonra gelen bir burç olduğu için hani artık biraz daha olgunlaşmış, biraz daha dersini almış. Hani ikinci burç. Daha biz temkinli. Ruhun gelişimiyle hareket. İşte burçları takip ederiz. Evet. En olgun burç olarak da hani balık dönemine geldiğimiz zamandır. Hani balıklardır. Diğer burçların bütün özelliklerini, bütün artık derslerini almışlardır. İkinci aşamada olduğu için boğa biraz daha olgunluktur. Yani zaten daha yavaşlayacak. Daha rehavet çökecek, biraz daha gerçekçi bakacak, daha mantıklı bakacak her şeye. Boğa biraz daha maddi kavramlara daha çok değer verebilir. Adım atmadan önce düşünür. Hani boğa hep temkinli böyle bir yeri eşeler hareket etmeden önce. Koç gibi fırlayıp gitmez yani. Önce bir yerini sağlamlaştırıyor. Boynuzlarını gidip yanlış yere geçirmez yani aslında. Evet. Sadece kırmızı alerjisi var, o da arenada oluyor. Onun dışında durduk yere boğa saldırmaz. Ama koç yapar onu. Koç saldırgansa... Zaten yapı olarak onlar öyle saldırgandır. Yani, evet, çocukluğumdan çok iyi bilirim. Koçlar biraz daha hani hareketli bir şey görsünler yeter ki falan. Değil mi? Hemen harekete geçiyorlar. Tabii hemen harekete geçerler. Boğalar da temkinli. Boğalar yeri eşeler, önce bakar hani bir temkin vardır yani onlarda. Sağlamcı. Girişmeden çünkü. Önce tabii biraz daha sağlamcı, daha maddiyatçı. Evet. Maddi kavramlar çok önemlidir. Tabii onun için. Onun olmazsa için. Olmaz. Bu yüzden yani Venüs'ün koçta olması onları harekete geçirebilir. Ancak biraz daha hareketlenebilirler bu konularda. Düşünceleri konusunda biraz daha cesur olabilirler. Hani bazen onlar çok açılmazlar çünkü. Evet, dışarıya İfade karşı biraz daha kapalı kutu olurlar. Evet. İçlerindeki bazen kırgınlıklarını da dile getirmezler. İçlerinde yaşıyorlar. Tabii. Genelde. Yani hatta biraz takıntılıdırlar da bu anlamda. İkinci bir yapıya sahip olurlar. Biraz akrebe benzerler. Ama tek fark karşı tarafa ders vermek için çok uğraşmazlar öyle. Hani akrep uğraşır. Dersini verir karşı tarafa. Ama boğa... Boğa vazgeçebiliyor aslında. Yok. Boğa kendi kendine yaşıyor. Hiçbir şekilde girişimde bulunmuyor. Evet. Kendine zarar veriyor. Evet. Bu da kötü bir durum. Ama bu kendisine verdiği zararla da aslında karşı taraftaki evet. kişilere de zarar verebiliyor. Çünkü doğal olarak huysuz bir yapısı var. Huysuz olabiliyor.
Evet. Bu huysuzlukları karşı tarafı da aslında sıkıntıya sokabiliyor. Evet, karşı tarafı. İpratabiliyor sıkıntı. Karşı tarafı. Tabii, alıngan olabiliyorlar. Hı-hı. Huysuz olabiliyorlar. Hı-hı. Ama karşı tarafa zarar verecek herhangi bir şeyi yani girişmiyorlar. Kötülük yapmaya çalışmıyorlar. Hı-hı. Bir de kendilerine de çok zarar veriyorlar. Yani yiyip bitirme etkisi yiyecekleri yiyip bitirmeye dönüşüyor. Evet. Kendisini de yemeye müsaitler. Evet, kilo alıyorlar. Evet. Yedikleri şeyleri yiyip bitiriyorlar. Zaten karın bölgelerinden tanıyabiliyoruz boğaları yani özellikle. Tabii yüz yapıları yuvarlaktır, mesela. Yani hatta daha gerdanları etlidir. Vardır. Daha etlidir, evet. Daha yuvarlaktır. Evet. Hani ve fiziksel bunları... olarak da çok zayıf olmuyorlar boğalar. Tabii çünkü. Evet. Yani kadınların yüz hatları mesela yuvarlıcıktır ve şeydir, dolgundur. Doğru. Yani yüzleri. Hı-hı. Burunları böyle topak, dolgun. Hı-hı. Hani yüz hatları güzeldir ama evet. O yüzden. Gergin demiş etkisi olduğu zaten. İçin. Çok güzel. Sanat... Hani ay gibi parlaması evet. Falan. İşte hani güzeldir yani kadınların. Hı-hı. Yüzleri. Ama işte vücut yapıları her an kilo almaya eğilimli. Evet. Evet. Ama sadece sonra... onların yapması gereken biraz şüpheci ve güvensiz tavırları çok özellikle... Kimseye güvenemiyorlar. Güven sıkıntıları var. Bir evet. De bağlanma sorunları vardır mesela insanlara. Tabii. Karşı. Isınma sorunları vardır. Bu anlamda birazcık belki kendilerini törpüleyebilirler. Ve dediğiniz gibi yani daha nasıl olabilir? Dediğiniz gibi temkinli oldukları için de zaten direkt her şeye girişmiyorlar. Evet, her şeye girişmiyorlar. Yani insanlara çok kolay dediğiniz gibi güvenmiyorlar. Ama şöyle para için kesinlikle tavırlarını değiştirebiliyorlar. Yani parayı gerçekten çok sevebiliyorlar. Ama tutumlu değiller. İşte sorun nerede harcayacaklarını bilmedikleri için. Parayı akrepler gibi hani temkinli bir şekilde harcamayıp, biriktirmeyip tam tersine harcamak için istiyorlar aslında parayı. Aslında çok tutumlu gibi görünüyorlar ama yanlış yerlerde kullanıyorlar. Evet, tam tersine hani parayı severler, kazanırken siz zannedersiniz ki hani bu, oo, parası bu insan var. Paraya tapıyor. Hayır. Onun için değil, o harcamak için istiyor. Evet. Sevdikleri için harcar, dolabını doldurmak evet. için harcar. Yemeği içmeye, gezmeye, eğlenmeye harcıyorlar. Herkesi ağırlamak için harcar. Aslında şey harcar yani. Para gösteriş. Tabii. Çünkü zaten boğa gösterişi seviyor. Güçtür. Şanşalı evet. Sofraları güç. Severler. İnsanlara harcamayı severler. Bu da zaten bu gösterişe giriyor, şanşaya evet. Giriyor. Onları güç seviyor. Gösterisi gibi. Aynen öyle. Gücü severler. Evet. Bu durumda da Venüs onlara ne tür etki yaratabilir? Parayı daha çok sevgi, paraya daha çok değil atlamak, o dönemde. Para fikirlerine daha çok gelecek, kanmak. Değil mi? Şöyle Venüs Koç'ta hani kanma etkisi yaratacağı için demiştim. Boğaları biraz daha kandırabilir bu. Parasal anlamda evet. O yüzden para yatırımlarında biraz daha dikkatli olması gerekenlerden birisi boğadır. Hani kandırılabilirler evet, bir şekilde. Evet, kayıplar söz konusu olabilir evet. Değil mi bu dönemde? Finansal yatırımlara çok da fazla para kazanacağım çok duygusuyla. Çok güvenmemeleri gerekiyor bu durumda. Evet, bu durumda hemen koç evet. Gibi atlamamaları lazım. Şimdi ikizlerin etkisine geçelim. Hani ikizler nasıl etkiye sahip olacak? İşte yeni ay onları nasıl etkileyecek? Venüs koç durumu onları nasıl etkileyecek? Koçu ilgilendiren konular ikizleri de ilgilendirir. Koç ikizlerle bağlantılı olarak bazı şeylerden etkilenen bir burçtur. Hava grupları, ateş gruplarını hani ateş körükler hava. Sürekli yanmasına sebep olur. Tabii. Hani bu demektir ki hani aşk alevlenmesini körükleyen bir yapıya sahiptir ikizler. Yani ikizler burcundan yana aşkların alevlendiğini görebiliriz o yüzden. Hayatlarınızda bir ikizler varsa sizi alevlendirebilirler. Ateş grubuysanız ya da ateş grubu etkisindeyseniz o yüzden hava grupları, koçları, yayları ya da aslanları hareketlendirebilir. Yani ateşlendirebilir. Hmm. Venüs konularında, aşk konularında ve parasal yatırımlarda teşvik edebilir. Kumar oynatabilir. Şans oyunları. Şans oyunlarını yapabilir. Evet. Ya da işte geçmişteki bir ikizler tekrar karşınıza gidip küllenmiş bir şeyi alevlendirebilir. Ya da işte yani ikizler etkisinde kalmış olan haritasında ikizler yapısına sahip olan birisi olabilir. Hani onun da Venüs'ü, Mars'ı ya da herhangi bir gezegeni ikizler olabilir. O yüzden ikizler koçu alevlendirecek. Ama şöyle hani bir taraftan Mars etkisi olduğu için koçla alevlenmesi, aşk konularında alevlenmesi biraz agresifçe de olabilir. Hani çatışmacı bir ilişki de olabilir. Belki hani kavgayla başlayan bir ilişki olabilir. Evet. Ya da
Yani kavga ederek işte birdenbire aşk içerisine bulabilir insanlar kendini. Kavgayla başlar falan. Yani aşklar ama zaten. Ama bunlar biraz geçici etki olacak. Yani şimdi bu dönemde zaten hep dediğimiz gibi programın başında da söyledik. Ama zaten ikizler ve koçlar geçici ilişkileri severler. Kalıcı bir şey pek çok evet. Zor. Hele ki bu dönemde yaşayıp geçecekler gibi bir şey söz konusu. Bu etkiyle işte ikizler aşk nerede aşk nerede diyen ikizler işte artık aşkı bulabilir. Bulacaklar ama tabii kalıcı olması için tabii. Biraz uğraşmaları kalıcılık gerekiyor. Kalıcılık daha evvelden. Aslında boğa döneminde olsa tabii. Belki daha güzel olur tabii. Değil boğa mi? Döneminde boğa döneminde gelen. Çünkü başlangıç varsa tabii. Daha kalıcı bir evet. Durum söz konusu. Boğa döneminde olabilir. Evlenmek de güzeldir. Evlilikler de kalıcı. Zaten evlilik yani kavramı. Mayıs'ta evlilikler. Yuva kavramı, ev kavramı. Mayıs'taki evlilikler kesinlikle uzun sürer. Daha uzun. Evet. Yani biraz hızlandıracağım ben çünkü tamam. Bir de çünkü bir yarışma programı var, dans yarışması. İstanbul'a bağlanacağız, canlı yayına gireceğiz. Geçiyor, evet, tamam. Anlayamadık ama bir o zaman hızlı bir şekilde. Yengeci etkilemesi, yengeç su grupları genel olarak söyleyelim o zaman. Yengeci, akrebi ve balığı nasıl etkiledi? Su grubunu etkileyecek olan. Su grupları etkilemesi çok zor olacak. Yani artık. Onların hani koçtan tetiklenmesi çok zordur. Hatta koçu söndürürler. Evet. Hani ateşi söndürürler. Ateş, evet. O yüzden Venüs'ün koçta olması onları çok alakadar etmeyebilir bu durumda. Çok bu dönem onları etkilenmezler çok. Sadece fazla. İşte dediğim gibi Mars'ın da Venüs'ün de ateş etkisi olanlar ve yükselenin de ateş etkisi olan su grupları belki etkilenebilir bu durumdan. Genel olarak bu durum çok fazla su gruplarını etkilemeyecek. Yeni ay, yeni başlangıçlar için sadece onları etkileyebilir. Bir tek olumlu başlangıç yapabilecek olanlar da belki su gruplarıdır o yüzden. Evet. Yanıltıcı etkileri görecekler çünkü onlar. Ateş grupları bunu görmeyecek, hava grupları bunu görmeyecek ama su grupları görecek. Toprak grupları da bunu görecek. Çünkü Jüpiter retrosu bitecek Mayıs'ta. Mayıs ayından itibaren zaten akrepte olacak olan dolunay su gruplarını da etkileyecek. Evet. O yüzden su grupları ve toprak grupları Nisan sonu yani 22'sinden itibaren su ve toprak çok şanslı olmaya başlayabilir. Çok güzel. İşte. Tam onların zamanı başlıyor. Tabii. Mayıs sonuna kadar güzel bir dönem. Haziran zaten belli 12'sine kadar güzel bir dönem. Sadece işte Haziran'ın ikinci yarısında biraz sıkıntı orada olabilir. Biraz, evet. Farklı açıdan olacak. Orayı da daha sonra değerlendirelim. Evet. Toprak gruplarında dediğim gibi hani boğa, oğlak, işte oğlağı nasıl etkileyeceğini anlatmıştım. Hani Plüto Uranüs karesinden dolayı olumsuz etkilenebilir. Yanıltıcı çözümler bulmaya çalışmasın sorunlarını oğlaklar. Başak Jüpiter retrosundan dolayı onlar da yanılabilirler. Hani artık şans geride oldu, geri gittiği için Jüpiter gezegeni onları yanıltabilir orada. Onlar da kesinlikle toprak grupları tamamen dikkatli olmak zorundalar. Ta ki dolunaya kadar. Sonuçta anlatmadığım hava gruplarından kova ve terazi kalıyor. Kova, terazi. Bunlar tabii hava grubunun etkisiyle ikizler gibi. Hani ateşi körükledikleri gibi. Burada en temkinli olanlar terazi ve kovalar olacak yine. İkizler biraz daha havai oldukları için, havai bir yapıya sahip oldukları için. Biraz koçla birleşince çok daha farklı bir etki yaratacak bu durum. Ama terazi hala yeni ayın etkisi, ay tutulmasının etkisiyle etkisi yeni ayda koçlara ders verici, kova zekasıyla belki yol gösterici, belki zeka tarafını tetikleyici olabilir kovada. Yani kovalar ateşlere iyi gelebilir o yüzden. Yani koça, aslana ve yaya kova iyi gelebilir, terazi iyi gelebilir. Evet. O yüzden onlarla birleşim çok daha iyi bu durumda. Evet, genel olarak bu durum. Evet, güzel bir değerlendirmeydi. İnşallah güzel şeyler olur. Umarım. Dediğimiz gibi bir takım şeylere dikkat edersek zaten bunların biraz farkında olarak da bakarsak zaten daha temkinli, daha zararsız. Belki daha fazla çok olumsuz etkilenmeden belki bu dönemleri daha güzel atlatabiliriz. Umarım. Yani koçların Satürn'ü yayda olanların işte zaten dikkat etmesi gereken olaylar var. Bunlar... Satürn'ü yayın etkisini zaten anlatmıştım. Koçların da işte bu dönemdeki Venüs'ün verdiği yanıltıcı etkilerden dolayı dikkat etmeleri gerekiyor. Bu durumda en zararlı çıkabilecek olan oğlak, koç ve yayların burada çok dikkat etmeleri daha gerekiyor. Hızlı hareket etmeden, hızlı kararlar vermeden temkinli olmalarını diliyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Güzel bilgilerden dolayı.
Evet sevgili izleyenler, gökyüzünün değerlendirmesi bu haftada böyleydi. Sadece her zaman programın başından beri söylüyoruz. Koç etkisiyle dediğimiz gibi harekete geçme, çok enerjik hissetme gibi söz konusu olacağı için bu tarz şeyler, çok hızlı hareket etmemek gerekiyor. Çünkü koçlar hızlı hareket ediyorlar, hızlı düşünüp bir anda karar veriyorlar. Sırf yanılmamak için biraz burada dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz burada daha düşünerek, daha mantık çerçevesi içerisinde hareket etmemiz bizi gerçekten olumsuz şeylerden belki koruyacaktır. Evet, bize ayrılan vakti yine bugün sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın. Thank you.